Özellikle pandemi döneminde göstermiş oldukları üstün gayret ve fedakarca çalışmaları nedeniyle tüm sağlık emekçisi meslektaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu süreçte ahirete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu arada Türkiye'de sağlığın sosyalizasyonu emeği geçen, kurucusu olan Nusret Fişek hocamla adına Aşı Enstitüsü kurulan Edik Saydam başta olmak üzere bütün hocalarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum. Değerli arkadaşlarım, baştan şunu ifade edeyim. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlığa bir temel insan hakkı olarak baktığımızı ifade etmek isterim. Dolayısıyla sağlığın ticarileştirilmesine karşıyız. Ağırlıklı bir şekilde sağlığın kamu hizmeti şeklinde yürütülmesinden yanayız. Bunu ifade edeyim. Değerli arkadaşlarım, 2020-2021 yılı dünyada ve ülkemizde uzun yıllardır uygulanan neoliberal sağlık politikalarının COVID-19 pandemisi nedeniyle ciddi bir şekilde test edildiği yıllar oldu. Ülkemizde 12 Eylül darbesinden bugüne uygulanan neoliberal politikalar sağlıkta dönüşüm projesiyle nihayet sağlığı da bir hak olmaktan çıkarıp ticarileştirmiştir. Türkiye'de 20 yıllık AKP iktidarında sağlık alanının ticarileşmesiyle ortaya çıkan yeni koşullar düşük gelirli halkın ve sağlık emekçilerinin aleyhine işlemektedir. Pandemiyle mücadele noktasında ülkemizde başta Sağlık Bakanlığı'nın verileri gizleme politikasından kaynaklı olmak üzere kamu kurumlarına yönelik güven ciddi bir şekilde aşılmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın takdim edilen bütçesi pandemi koşullarına rağmen geçen yıla göre sadece %49,5 artmıştır. 2017 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bütçesinden şehir hastaneleri için ödenmeye başlayan kira ve hizmet bedellerinde artış trendi yaşanmaktadır. Pandemide harcananlar ve şehir hastanelerine aktarılanlara baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı bütçesindeki bu artışı zaten bu iki kalem götürmektedir. Değerli arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı'nın koymuş olduğu hedeflerde de ciddi problemler var. Bütün övünmelerimize rağmen 2014'te başlayan 10. Kalkınma Planı'nda 2018 yılı için korunan temel sağlık hedefleri yani yatak sayısı, hekim sayısı, hemşire sayısı, bebek ölümü ve anne ölümü tutmamıştı. 2019'da gerçekleşenlere bakarak 2019'da başlayan 11. Kalkınma Planı'nın 2003 hedeflerinde tutmayacağını söyleyebiliriz. Tabii ben muhalefet partisi adına konuşuyorum ve hiçbir şey yapmanız anlamında söylemiyorum. Fakat eksikliği 25 dakika süresinde elbette eksikliklerinizi sıralayacağım. Sağlık politikalarında yaşanan zafiyetin en temel sebebi hükümetin sağlıkta dönüşüm programı adı altında sağlığı sermaye için yeni bir karlılık alanı olarak görerek yoğun bir özelleştirme ve taşeronlaştırma politikasını izlemesidir. 30'a yakın şehir hastanesi açılmış olmasına rağmen yatak sayısının 2023'te bile sadece %30 artması hedeflenmektedir. Bu hedefin tutmasıyla ilgili ciddi kuşkular bulunmaktadır. Zira bir taraftan şehir hastaneleriyle yeni yataklar gelirken diğer taraftan şehir merkezdeki hastaneleri kapatıyorsunuz ve yatak sayısı azalıyor. Pandemiyle başladık, yine bu konuda devam edeyim. Ülke olarak pandemide büyük bedeller ödememizin temelinde bu hükümetin sağlık politikaları yapmaktadır. AKP'nin büyük devrim olarak sunduğu sağlıkta dönüşüm programının koruyucu hekimlik ayağının sakat olması pandemiyle mücadeleyi zora sokmaktadır. Maalesef sağlıkta dönüşüm programının aile hekimliği sistemi tedavi merkezli ve bireyselleşen tıp anlayışıyla çalışıyor. Oysa koruyucu hekimlik toplum merkezli ve bölge tabanlı olmak zorundadır. Bugün birinci basamakta yapılan hizmetler polikliniklere hapsedilmiş kişisel hizmetlerle sınırlanmıştır. Bunu pandemide çok acı bir şekilde gördük. Konuşup durdunuz ama sonuç ortada. Başarılı olamadınız. Toplumu bu işe katamadınız. Halkla ilişkileriniz de çok kötüydü, hala kötü. Kimse sizin söylediklerinize, rakamlarınıza inanmadı, hala inanmıyor. Topluma gerçekleri söyleyip destek isteyeceğinize, siz Avrupa'daki durumun ne kadar vahim olduğunu abartarak anlattınız, hala anlatıyorsunuz. Bu şekilde topluma Türkiye'de işlerin ne kadar yolunda gittiği algısı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Oysa hala günde 25-30 bin yeni vaka açıklıyorsunuz ve bu ülkede günde 200 insan ölmektedir. İzmir depreminde ölen insan sayısı 114 kişiydi. Sağlık kontrolüne dönük birinci basamak sağlık hizmetlerinin yok mesabesinde olmasından doğan boşluk, filyasyon uygulaması ile giderilmeye çalışılmıştır. %98 gibi rakamlar veriyorsunuz ama işler öyle değil. Şehir hastanelerinin yönelimini arttırmak için kapatılan şehir içi
şehir içindeki hastanelerin yokluğu da pandeminin gerektirdiği çeşitli sağlık hizmetlerinin aksanmasına neden olmuştur. Öte yandan aşılama ile ilgili ciddi yavaşlama var. Ülkemizde hali hazırda iki farklı COVID aşısına erişilmektedir. Sağlık Bakanlığı verilene göre uygulanan toplam aşı miktarı 120 bine yakındır. Gerek ilk doz gerekse ikinci dozla tanımlanmış gruplara takviye dozu için günlük aşılama oranlarında azalmanın nedenleri üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. Birini ben söyleyeyim. İnsanlar çok iyi tanıdığı ve güvendiği sosyalizasyonun sağlık görevlilerini göremeyince ilk defa karşı karşıya geldiği filyasyon ekibine güvenmemektedir. Bu süreç Türkiye'de sağlıkta dönüşüm projesinin yan çıktısı olarak aşı üretiminin adeta yasaklanmasının ne kadar yanlış bir şey olduğunu da açık net bir şekilde ortaya koymaktadır. Covid'le mücadele toplumla yeni iletişim kanallarının kurulması gerekiyor. Yeni bir söylemin geliştirmesi, özetle yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Bu sağlıkta dönüşüm programı biraz daha yakından bakalım. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de politikaların temel hedefi kamuoyuna, vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini sağlamak, finansal kontrol etmek, verimliliği ve hizmet sunum kalitesini artırmak olarak ifade edilmiştir. AKP hükümetleri sağlıkla dönüşüm programının hedeflerine ulaşmak için neoliberal piyasa dinamiklerini esas almışlardır. Program sağlığın finansmanının kurulacak sağlık sigortasından karşılanması, devletin sağlık hizmetlerinin sunumundaki payının azaltılması, hastanelerin işletme haline getirilmesi, özel sektörün payının arttırılması ve sağlık hizmetleri alanlarında ayrıca katılım payı alınması şeklinde formüle edilebilir. Bu şekilde temel insan hakları olan sağlık, kar güdüsüyle hareket eden piyasanın insafına terk edilmiştir. Sizle bizim en temel farkımız budur. Sağlık Bakanlığı'nın sistemindeki rolü, organizasyon, koordinasyon, yoz gösterici, denetleyici, takip edici ve politika üreticisi şeklinde tanımlanmıştır. Ancak denetimle ilgili işler hiç iyi yürümemiş. Böylece sistem önce piyasanın insafına bırakılmış, maliyetler kontrol edilemez hale gelince de prim ve vergiler veren vatandaşlardan katkı payları istenmeye başlanmıştır. Artan finansman sorunları nedeniyle ilaç fiyatları baskılanırken gelişmekte olan yerli ilaç sanayide önemli bir darbe vurulmuştur. Hükümet sağlıkla dönüşüm programına kamu sağlık hizmetini kötüleyerek, kamu sağlık çalışanlarını itibarsızlaştırarak, özel sektörü yücelterek başlamıştır. Sağlıkla özelleştirme sürecinde kamu kuruluşları bazı hizmetleri dışarıdan satın almaya başlamıştır. Hizmet satın alma, döner sermayede bedel ödenmek koşuluyla önce destek hizmetleri, temizlik, güvenlik, yemekle başlamış, daha sonra röntgen ve diğer laboratuvarlara kadar uzanmıştır. Sağlıkla dönüşüm programının getirdiği bir yenilik de performansa dayalı ücretlendirme sistemidir. Değerli arkadaşlar, performans sistemi sağlık hizmeti için uygun bir yöntem midir Allah aşkına? Ne kadar iş o kadar para. İş denilen SGK'ya fatura edilecek işlemdir. İğne yapmak, kan tahlili istemek, ameliyat yapmak ve bunun gibi. Her şeyden önce bu kurumsal ahlakı erozyona uğratan bir sistemdir. Her çalışan her yaptığını işaretleyecek, ona göre para alacak. Daha çok işaret, daha çok para. Kısa sürede çok hasta bakmak, şimdilerde bu süre 5 dakikaya kadar inmiştir ve tetkik yazmak, müdahale etmek, puan toplamak. Kadide'den uzaklaşan, hekim ve hekim-hasta ilişkilerini bozan, dejenere eden, ciddi ve zor sağlık sorunlarının tedavisini engelleyen bir ortam oluşturmuştur maalesef bu performans, insanlık dışı performans sistemi. Değerli arkadaşlar, sırası gelmişken söyleyeyim. Sağlıkla dönüşüm projesinde en olumsuz etkilenen kesim sağlık çalışanları oldu. Kamunun sunduğu hizmetlerde yaşanan aksaklıklar hep sağlık çalışanlarına mal edilmiş, onlar toplumun gözünde küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Hükümet yetkililerinin sistemden kaynaklanan sorun olmadığı, herhangi bir sorun varsa oradaki sağlık çalışanı bundan sorumlu olduğunu her fırsatta dile getirmişler. Sağlık çalışanları hedef haline getirilmiştir. Sağlıkta şiddetin artmasında bu davranışın önemli bir etkisi vardır. Kışkırtılmış sağlık düzeni hekimler ve diğer sağlık çalışanları için zor bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Hekim artık zanaatkar değil, kar amaçlı hastane zincirlerinde işçileştirilmiş bir eleman olmuştur. Buraya doğru gidiyor iş. Demokratik ve katılımcı olmayan yönetim anlayışı hekimleri bıktırmış, sağlıkçılar mutlu değildir. Yurt dışına gitmeye çalışan çok sayıda hekim vardır. Yılda 1000 civarında hekim ülkeyi terk etmektedir Sayın Bakan. Bu sağlıkta çok büyük bir kan kaybıdır. Ayrıca çok sayıda erken emekli isteyen ve özel hastanelere yönelen hekimlerimiz var. Sağlıkla dönüşüm adı altında yürütülen bu programın aynı zamanda sağlık sektöründe yabancı sermayenin payını artırıcı sonuçlara da
doğurmuştur. Sağlık Bakanı, Sayın Bakan'ın ifade etmiş olduğu ilaç sanayinde falan gelişmelerin büyük çoğunluğu yabancı sermaye tarafından yapılmaktadır. Kötü bir şey değil tabii. Bu dönemde yerli ilaç sanayinde pek çok üretim kuruluşu yabancı sermayenin eline geçmiştir. Buna gayret edilmiştir. Özellikle yapılmıştır bu. Yerli üretim ve yerli sermaye teşvik için herhangi bir kalıcı program uygulamamıştır. Sayın Bakanım, sağlıkta Ar-Ge ile ilaç ve süp cihaz konusunda bütçe ne kadar bütçe ayırıyorsunuz merak ediyorum. Sağlıkta dönüşüm projesinin temelinde aile hekimliği var. Sef zinciri esastır deniliyor ama bu lafta kalıyor. Bugün sef zinciri kopmuştur. Hiçbir şekilde işlemiyor. Gereksiz hastane başvuruları hem maliyeti artırmak hem de gerçek ihtiyacı olan hastaların hekime ulaşmasını engellemektedir. Bu durum aynı zamanda özel hastanelere yönelişi arttırmaktadır. Optimal en uygun hastane büyüklüğünün 600 yatak civarında olduğu ifade edilmektedir. 3000-5000 yataklı hastaneler yönetilemez. Nitekim dünya bundan terk ediyor bu organize sanayi sitesi anlayışıyla kurulan hastaneleri. Hastane insanların hızla ulaşabileceği, hasta yakınlarının destek alabileceği bir mesafede olması gerekiyor. Şehir hastanesinde harcanan paranın yarısıyla kentin farklı yerlerinde çok sayıda hastane yapılabilir. Kaldı ki hastalar şehir hastanesine gitmek zorunda kalsın diye şehir merkezlerindeki hastaneler kapatılmaktadır. Maliyet bir tarafa bırakalım, sağlık sosyal bir konudur. Şehir hastaneleri bu sosyallıktan maalesef uzaktır. Sağlıkta dönüşüm programı sağlık hizmetlerinin sermayenin kar elde etme güdüsü doğrultusunda düzenlenmiştir. Bazıları bunun kaçınılmaz olduğunu, insan yaşam süresinin uzadığını, daha fazla sağlık talebinin olduğu, sağlık hizmetlerinin yüksek teknolojiye, yeni ilaç üretmeye, sanayiye, özetle sermayeye bağlandığı bir dönemde sağlığın ticarileşmesinde kaçınmanın mümkün olmayacağını söylüyorlar. Elbette bu doğru değildir. Sağlık hizmetleri bu denli ticarileştirilmesi temel insan hakkı olan sağlık esprisine aykırıdır. Yeterince tartışılmadan, konuşulmadan sağlık çalışanları ve halk yeterince haberdar edilmeden pek çok yasa, tüzük ve yönetmelik değiştirilerek ülkede sağlık sistemi dönüştürülmüştür. Sağlığına ayrılan kaynaklar artmıştır ama bugün sağlığımız daha iyi değildir. Büyük ölçüde hizmetle ulaşım kolaylığı ve öteciliğe bağlı olan hasta memnuniyeti işi anlattığınız gibi değil. İşin rengi değiştiği zaman bu memnuniyet azalmaya başlamıştır. Şimdi ortaya çıkan randevu sorunu pandemi sonrası hasta akımı ile izah edilmektedir. Hayır, kurduğunuz bu sistemden kaynaklanmaktadır. Özel hastaneler zinciri, ki şehir hastaneleri de aslında özel hastanelerdir. Daha çok hasta, daha çok temas, daha çok tetkik, daha çok reçete, daha çok para, daha çok kazanç denklemine hapsedilen sağlık sisteminde harcamalar giderek artıyor. Bu harcamalar artık devlet için, SGK için taşınabilir olmaktan çıkıyor. Bunlar, bu harcamaların büyük çoğu gereksizdir. Bunu bir defa daha vurgulamalıyım ki harcamaların artması kesinlikle, bu sistemde harcamaların artması kesinlikle kaliteli sağlık hizmeti anlamına gelmiyor. Sağlıkla dönüşüm projesi özel tıp fakültesi ve üniversite hastanelerini de sevmiyor. Çünkü sermayenin dayatmaları üniversite özelliğine bağdaşmıyor. Bu dönemde en çok darbe gören alan tıp eğitimi olmuştur. 663 sayılı kararname ile düzenlenen sağlıkla değişim programında sağlık hizmetleri kaliteye göre değil maliyete göre formatlanmıştır. Oysa tıp eğitimi daha çok para sloganı ile uyuşmaz. Hala üniversite hastanesinde Sağlık Bakanlığı'na bağlanması, öğretim üyelerinin şehir hastanesinin sermaye değirmenine su taşıyan işçiliğe dönüştürmesi isteği bitmiş değil. Çok doktor, çok temas, çok para deyip tıp fakültelerinin kontenjan arttırıldı. Hesapsız, kitapsız, hocasız onlarca yeni tıp fakültesi açıldı. Doktor ithalatı yoluna bile gidildi. 64 tıp fakültesi Avrupa'da lideriz. Acınası halde olan Almanya ve İtalya'da 38 tane tıp fakültesi var. Sağlıkla değişim projesinin en problemli yanı birinci basamak hekimlik hizmetleridir. Aile hekimliği sistemi her şeyden önce birinci basamak hekimliğinin de özelleştirilmesidir. Derme çatma binalarında apartman dairelerinde daha az masrafa hizmet vermek için uğraşıp duruyor doktorlar arkadaşlar. Hala aile hekimliği eğitimi kurumsallaştırılamamıştır. Bu eğitimin prosedürleri oluşturulamamıştır. Bu kadroyu tutan arkadaşların büyük bir kısmı böyle bir eğitim almamıştır. Sağlıkla dönüşüm projesinin kurucu hekimlik ayağı sakattır dedi. Çünkü bu alanda yeteri kadar para toplanmamaktadır. Maalesef oluşturulan aile hekimliği, toplum hekimliği merkezleri ve halk sağlığı merkezleri iç içe geçmiş, kargaşa oluşmuş, kurucu hekimlik hizmetleri ciddi bir şekilde aksamıştır. Aile hekimleri bireysel koruyucu hizmetlerini bir şekilde yürütmektedirler ama toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı merkezlerine bırakılan toplumsal koruyucu hekimlik hizmetleri yok mesabesindedir.
Sağlık Bakanlığı bu konuda sadece laf üretmektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri yeteri kadar bu işe ayrılmamakta, yatırım yapılmamaktadır. Bakanlığın yaptığı iş 50 yıllık sosyalizasyonu yıkmak oldu. Oysa var olan ve Türkiye'nin en başarılı projesi olan sosyalizasyona dayalı sağlık ocağı sistemindeki aksaklıklar giderilebilir, daha güçlü bir şekilde organize edilebilirdi. İddia ettiğiniz gibi sağlıkla dönüşüm projesinde aile hekimliği ile toplum sağlığı uygulamalarını bütünleştiren entegre bir birinci basamak yapılanması söz konusu değildir. Elimde bir çalışma var. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Eskişehir Üniversitesi tarafından yapılmış. Araştırmada toplum sağlığı merkezlerinde mevzuatla belirlenmiş görevleri yerine getiren insanlara sorular yöneltilmiş, yeterlilik araştırılmış. Sonuç şöyle, görevli doktorlar bulaşıcı hastalıklar konusunda %51, sağlığın geliştirilmesi ve teşvik konusunda %21, çevre sağlığı hizmetleri de %27 oranında kendileri ve verdikleri hizmeti yeterli bulmaktadırlar. Araştırmanın yapıldığı toplum sağlığı merkezlerindeki hekimlerin %89,2'si pratisyen, ancak %2,5'u halk sağlığı uzmanı. 20 senede ne oluyor arkadaşlar? Niye bu konuda da bir adım atamıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, sağlığa ayrılan kaynak ile sağlık üzerinde rantiye ayrılan kaynağı ayrıştıramıyoruz. Sağlığa ayrılan pay konusunda Sayın Bakan da ifade etti, OECD ortalamasının çok altındayız. TÜİK'in sağlık hizmeti memnuniyet anketi de beklenen sonuçları artık vermemektedir. Sağlık Bakanlığı'na 3 kaynaktan para geliyor. Merkezi yönetim bütçesiyle aldığı pay, SGK'da protokollerde aldığı pay, döner sayma gelirleri. Ama biz baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu verilerde bunların nereye gidiyor, nereden geliyor ayıramıyoruz. Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi her taşın altında şehir hastaneleri çıkıyor. Şehir hastaneleri Türk sağlığı sistemini bir habis ur gibi kemiriyor. Şehir hastane tipik olarak sağlığın özelleştirmesinin çok ötesinde bir dönüşüm projesidir. Şimdi soruyorum, gerçekten şehir hastaneleri bir ihtiyaç sonucu mu olmuştur? Türkiye'de sağlık personeli ihtiyacı açığı varken ve ciddi bir yatak ihtiyacı yok iken mevcut hastaneleri terk edip şehir hastanelerine yönelmenin sebebi nedir? Şehir hastaneleri 2021 Haziran itibariyle yapılan toplam ödeme miktarı 22 milyara ulaşmıştır. Bakanlık bu yıl sadece Ankara Bilkent Hastanesi'ne ayda 500 milyon TL hizmet bedeli, kira bu rakamın içinde değil, ödemektedir. Ayrıca kira veriyoruz. Biliyorsunuz bu bedelin hesaplamasında döviz kurları esas alınmaktadır. Son döviz tırmanışıyla bu meblağ 700 milyon TL'ye çıkmıştır. Ayda değerli arkadaşlarım. Ancak bu hastane için verilen gelir garantileri Sağlık Bakanlığı ve Bakanlık kuruluşlarının hesap tablolarında yer almamaktadır. Sözleşmeler konusunda da bir bilgimiz yok. Sayın Bakanlığım, Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri üzerinde ne kadar taahhüt altına girmiştir? Yani sözleşme bedeli kaç liradır, yatırım bedeli kaç liradır? Ne kadarlık yatırıma karşılık geleceğinizde ne kadar para harcadınız? Bu konuyla ilgili açıklama yapın lütfen. Şehir hastaneleri aynı zamanda kent rantlarında bir aracı oldu. Merkezdeki hastaneler, boşaltılan hastanelerden ortaya çıkan arsalarda ayrıca belli kesimlere rant amacıyla dağıtılmaktadır. Sayın Bakanım, üniversite hastaneleriyle bir derdiniz mi var? Üniversite hastanelerini batırıyorsunuz. Tıp fakültelerini çökertiyorsunuz. 20 yıldır bunun için uğraşıyorsunuz. Hekim yetiştiren kurumlar niçin yıkıyorsunuz Sayın Bakanım? SUT, yani sağlık uygulama tebliğ, üniversite hastanelerini batırma aracı haline geldi. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi sağlık hizmeti sunumunun bir tarifesi vardır. Bunun adı SUT'tu. Üniversite hastanelerine verdiği sağlık hizmetinin bedelini SGK'da SUT tarifesine göre alıyor. Ama bu SUT tarifesi 216'da kaldı, 2016'da kaldı. Fakat Sayın Bakan, bakanlık hastaneleri, şehir hastaneleri her sene ayrı protokol alarak bu SUT'taki tarifelerin bir misli yukarısından para alıyor. Şehir hastaneleri para alamıyor. Para alamadığı için ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Her tarafa borçlu. Evet, bir kere affettiniz, doğru. Bir kere sildiniz borçlarını. Ama aynı şekilde devam ediyor. Niye şehir hastanelerini batırıyorsunuz Sayın Bakan? Değerli arkadaşlarım, şehir hastaneleri, özür dilerim, üniversite hastaneleri niye batırıyorsunuz? Tıp eğitimiyle bir derdiniz mi var Sayın Bakan? Sağlıkta dönüşüm, ticarileşme sürecinde sağlık hizmetlerinde kamusal yükümlülüğün bireysel tercihlere, bireysel sorumlulara transferi, aşılama hizmetlerinin yürütülmesini de ciddi bir şekilde aksatmıştır. Devletin eliyle kamu sağlık hizmetlerinin zayıflatılması, teknik donanımdan yoksun bırakılması, gizli ve açık özelleştirme ve özellikle ilaç ve teknoloji transferi gibi alanlarda yabancı sermayeye tanınan olanakların neoliberal sağlık reformu paketinin ana unsuru olmuştur.
Aşı üretiminde de bu süreçten bağımsız değildir. Ne garip bir tesadüf ki kendine yetecek düzeyde bakteri aşı üretebilen bir ülkede son 20 yılda aşı üreten kamu kurumunu yatırım yapılmayarak, teknik aşıdan geri bırakılarak rekabet edemeyeceği noktaya getirildikten sonra ithalat gündeme gelmiştir. Covid-19 sürecinin tanıklığında biz yine burada olanları acı bir şekilde bir daha söyledik, gördük. Değerli arkadaşlar, Türkiye 1800'lerde aşı yapmaya başlamıştır. Cumhuriyet döneminde 1928 yılında Ankara'da Hıfzı Sıhhat Enstitüsü kurulmasıyla aşı çalışmaları kurumsallaşmış, aşı ve serum üretimi burada gerçekleşmiştir. Aşı üretiminde 100 yıllık deneyimi olan ve her çeşit aşı üretebilen, 70'e yakın aşı çeşidi üreten Refik Saydam Hıfzı Sıhhat Enstitüsü'nü 2011'de kapattınız. Bu ülkede sağlığa yapılan en büyük darbedir. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? İnsan anlamıyor. Şimdi aşılar neredeyse tamamı dışarıdan geliyor. Hindistan, Endonezya, Belçika, Çin, Kore, Almanya gibi ülkelerden geliyor. Bir tane aşı Türkiye'de yapılıyor. Konjüge pneumokok aşısı Türkiye'de yapılıyor ama onu da Pfizer yapıyor maalesef. İlaç üretiminde dışarı bağımlılığı ve yakın zamanda borçları yüzünden ilaç bulunmakta sıkıntı çekecek olan Türkiye'de sadece patentli ilaç üretimi yapılabilmekte. İlaç Ar-Ge'nin yok denecek kadar az olmasından kaynaklanan çok ciddi problemler mevcuttur. Bu problemler aşı üretimine de aynı şekilde yansımaktadır. Değerli arkadaşlarım, sürem daralmaktadır. Birkaç tane konu daha kaldı. Bazı sorularım var Sağlık Bakanı'na. Başta hemşirelik olmak üzere teknik ve yardımcı hizmetler sınıfında ciddi bir problem var. Yani en önemli konu sağlığımız. Sağlığımız en önemli konu yani. Niçin buraya kadro ayırmıyoruz? Tamam öğretmen. Öğretmen de çok önemli. Oraya da niye kadroya yeteri kadar niçin ayırmıyorsunuz? Sağlık çalışanların özlük hakları üniversite hastanelerinde hoca kalmadı. Hepsi özel sektöre gidiyor, yurt dışına gidiyor. Evet bazı şeyler söylediniz, yapacağız, edeceğiz de 20 senedir neredeydiniz Sayın Bakanım? Bakın bazı hastanelerde, önemli hastanelerde isim vermek istemiyorum. Yani doktor kalmadı, beyin cerrahisi, kardiyovasküler cerrahi, kanser cerrahisi gibi nitelikli işlemlerin fazlası artık üniversitelerde yapılamaz hale geldi. İki sebebi var. Bir doktor yok, iki malzeme yok. Değerli arkadaşlar malzeme. Ameliyathane malzemeleri yok üniversite hastanelerinde değerli arkadaşlar. Hacettepe, Ankara Üniversitesi, Çapa, Cerrahpaşa gibi bu ülkenin sağlığına en temel taşlarını yıkıyor bu hükümet değerli arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Nedir yani bu? Anlaşılır şeyler değil. Sayın Bakanım uzun aradan sonra eczanelerde ilaçla ilgili çok ciddi problemler var. Ya bu yapılmayacak iş nedir? Yani sadece döviz artmasıyla izah edebilir miyiz? Ne oluyor eczanelerde Sayın Bakanım ya? Her şeyi kontrol edebilen Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti niçin burada bir şey yapamıyor? Yani insan şey yapıyor yani siz gerçekten sağlıkta tasarruflar yapıp bunları şehir hastanelerine mi aktaracaksınız? Sayın Bakanım bir de çok özel bir soru soracağım size. Kurucusu ve sahibi olduğunuz Medipol Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni Ankara tren garı bitişindeki parselde yaptığı inşaatı takip ediyor musunuz? Yüksek hızlı tren garının girişini kapatıyor. Bu arsa size nasıl tahsis edildi ya da kuruma nasıl tahsis edildi? Oraya imar izni kim verdi? Bütün bunlar birkaç ay önce inşaatın yanında yangın olmasaydı bilmeyecektir. Bunun olmasında sizin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin üyesi olmanız, kabinede bakan olmanızda bir katkı, bir şey var mı? Bunu da sormak isterim. Başka bir sorum da Sayın Bakanım. Sayıştay'ın İl Sağlık Müdürlüğü depolarında bekletilen 2,4 milyon, 2,5 milyon doz COVID aşısının son kullanma tarihinin dolduğu, bozulduğu ve imha edildiği söyleniyor. Sayıştay bunu bulgu olarak bakanlığın raporunda, Sayıştay bunu bulgu olarak teslim ediyor ama bakanlığa gelen rapordan çıkarılıyor. Bu konuyla ilgili sizin bir bilginiz var mı? Bunu arkadaşlarımız tespit ettiler ve bilgi olarak da basına verdiler ve bu saate kadar sizin, ya ne kadar para önemli değil yani 25 milyon filan para verdik. Mühim mi yani 25 milyon dolar filan? Diyemeyiz yani öyle diyecek durumda değiliz. Yani gerçekten bu çok büyük bir felaket. Bir de Sayın Bakanım sağlıkta bir sürü holding ticarileşmeye doğru gidiyorsun, şirket kuruyorsunuz. Devletin her tarafında işler böyle yürüyor maalesef. Ya paralel bir devlet kuruldu. Sayın Bekir Özüm, normal süreniz bitmiştir. 2 dakika tamam. Süre veriyorum. Tamam, çok teşekkür ediyorum.
Paralel bir devlet gibi, paralel bir devlet gibi varlık fonu kuruldu. Oradan işte kontrol edilemiyor falan gidiyor. Bütün bakanlıklarda ve Sağlık Bakanlığı'nda işleri bir takım şirketlere havale ediyorsunuz. Bu şirketlerin başka şirketlerle bir takım ilişkileri var. Aşı ilişkileri var filan, onlara girmiyorum. Niye böyle bir ihtiyaç duyuyoruz Sayın Bakan? Yani merak ediyoruz. Yani gerçekten devlet başka şekilde bu hizmetleri veremiyor mu? Şey yapıyorum. Bir de Sayın Bakanım 2021 yılında şehir hastanelerine kalem hem hizmet bedeli olarak hem de kira olarak ne kadar kalem kalem ne kadar para ödendi? Bunu açıklar mısınız? Benim söylediğim rakam yanlış mı mesela? Ankara Şehir Hastanesi'ne, Bilkent Şehir Hastanesi'ne ayda 500 milyon lira hizmet bedeli ödediğiniz yanlış mı? Buradaki sözleşmeler niye göremiyoruz Sayın Bakanım ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti millet seçimi milletvekilleriyiz. Bu bütçe yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ne yaptınız bunu görmek istiyoruz. Ya kardeşim, devlet sırrı mı? Bu paralar örtülü ödenek mi? Milli güvenlikle ilgili bir konu mu? Niçin Sağlık Bakanlığı'nın bu şirketlerle, bu insanlarla yaptığı sözleşmenin ayrıntılarını göremiyoruz? Örneğin bu paralar, hizmet bedeli olarak verilen paralar nasıl hesaplanıyor? Her sene artan kura göre mi hesaplanıyor? Nasıl verildi? Ve böyle bir anlaşmanın altına nasıl imza attınız Sayın Bakanım? Yani gerçekten bunlar böyle değil Sayın Bakanım. Son cümlemi bitiriyorsunuz Sayın Bakanım. Gülümsüyorsunuz. İyi bir insansınız. Ben sizi biliyorum sivil hayatta. Fakat bu yaptıklarınız, bu attıklarınız imzalar cidden başınızı yakacak. Cidden sizin çocuklarınız bu imzaları izah edemeyeceğiz bu millet. Saygılarımla. Ben açıyorum. Siz karışmayın. Buyurun. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım. Öncelikle sağlık bütçemizin memleketimize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını dileyerek ekonomik ve özlük hakları ile geçen yıla oranla daha da erozyona uğrayan sağlık çalışanlarımızın ciddi anlamda ve haklı talepleri olduğunu belirterek sözümü başlamak istiyorum. Cephenin en önünde çalışan COVID-19'da evet bir takım döner sermaye ödemeleri yapıldı ama Sayın Bakanım, döner sermayelerini 3 aydır alamayan bir hemşire ve sağlık teknisyeni kısmı var. 3 aydır döner alamıyorlar. Bunun haricinde başından beri, yani pandeminin başından bu tarafa, bu COVID-19'lu hastaların artıklarını ve temizliğini yapan temizlikçi sınıfındaki insanlarımıza, çalışanlara ise sıfır döner sermaye verildi. Yani sağlık çalışanları ilk 3 ayda bir miktar bu döner sermayeden faydalanabilmiş olsalar da temizlik görevlilerine sıfır döner verilmesi o insanlar arasında bir ayrımcılık yarattı ve en fazla tehlikeye mağdur kalan arkadaşlarımız, kesimimiz ondandı. Yine bu dönemde getirmiş olduğunuz giysi yardım parasının 29 lira 24 kuruş olduğunu biliyor musunuz Sayın Bakanım? Ve döner sermayeden yapılan ek ödemelerdeki farklılıkların branşlar arasındaki barışı bozduğunu ve çok ciddi bir fark olduğunu, bunun nasıl bir şekilde giderileceğini, bu konuda bir çalışmamız var mı? Sayın Bakanım, demin soruyorken duymadınız ama bu dönem yapılan giysi yardımı 29 lira 24 kuruş. Yani bununla nasıl bir önlük alınabilir? Nasıl bir yardım olabilir? Veya bu fiyat neden bu kadar düşük verildi? Yine pandeminin başında sağlıkçılarımıza sağlanan ücretsiz ulaşım imkanı hiç olmazsa indirim olarak devam edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yine yaz saati ve kalıcı saat uygulamasıyla ilgili olarak bize gelen psikolojik bunalım ve stres vakaları üzerine bakanlığımızın bu konuda bir çalışması var mıdır? Aile hekimliği hizmetleri için ayrılan bütçe kalemindeki paranın İl Sağlık Müdürlüğü döner sahibesine aktarılması yasanın hangi maddesiyle uyumludur? Hastaneye tıbbi malzeme temin eden firmaların yaklaşık 17 aydır ödenek alamadıklarını ve bu nedenle 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere SUT'ta artık
örnek almayacaklarını ve bunun üstünde fiyat yapacaklarını, gerekirse hastanelere malzeme temin etmeyecekleri konusundaki söylemleri karşılığında bir tarafınız, bir çalışmamız var mıdır? Yine ekonomik sıkıntılar içerisinde ve dahi mobbingden dolayı yurt dışına kaçan, bunun 3.000'i Almanya'ya gitti, 8.000'e yakın hekim için geri döndürmek adına veya çıkışı daha da azaltmak adına bir çalışmamız olacak mıdır? Çünkü en pahalı ihracatlardan biri de bence beyin göçü. Bu anlamda bunun yapılması lazım. Hekimlere uygulanan baskı ve mobbing ve bakanlığın hekimlerin arkasında kalmadığı için gelen, ki buna regresyon tıp diyor, hekim kendini korumak adına, siz de hekimsiniz, ben de hekimim Sayın Bakanım, ultrason tomografi ve MR'da çok sık tahlil istendiği ve bunun süreyi uzattığı, istenmediği zaman da hekimin olası kaygılarından dolayı bunu istemek yoluna gittiği yolunda çok ciddi kaygılarımız var. Bu da sistemi kitlemekte. Bununla ilgili bir çalışmamız var mıdır? Yine bu MHRS sistemi 10 dakikaya düşürüldü benim ilimde. Bu da kapı önünde ciddi yığılmalara sebep oluyor. Hele ki MHRS sistemindeki yazılım programının düşüklüğünden kaynaklı olarak programa ulaşmak 3 dakika alıyor, geriye hastaya 7 dakika kalıyor. Ve bu anlamda kapı önündeki yığılma hekim hasta arasındaki kargaşayı çok ciddi anlamda arttırmakta. Bunun için de bir çalışmanız var mıdır? Yine son cümlelerimiz. Evet, son. Röntgen ve laboratuvar teknisyenlerine acil farkı olarak %50 fark olarak ödediğiniz parayı geri istemiş olmanız, çalışma barajını bozduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Sayın Bakan, 19 Temmuz 2020 tarihinde Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesinde saat 0.30 sularında oksijen tükendi ve bir iddiaya göre 8 saat, ön inceleme raporuna göre de 5 saat hastane oksijensiz kaldı ve sadece o gece 40 civarında entübe hasta vardı. Ve ön inceleme raporunda ifade edildiğine inanacak olursak 8 hemşire ve 3 hekim ambu kullanmak suretiyle hastaların 5 saat boyunca beyin ölümünden korumuşlar ve bu nedenle hiçbir vatandaşımız, hiçbir hastamız kaybedilmemiş. Doğrusu bu bizim aklımızı alay etmek, siz de hemen fark edeceksiniz. Burada büyük bir örtbas çabası var. Buna el atın Sayın Bakan. Orası sizin iliniz, Konya sizin iliniz. Dolayısıyla tabii Türkiye'den sorumlusunuz. Bir hastanede oksijenin tükenmesi 8 saat tükendiği iddia ediliyor. Ve orada 8'in üzerinde vatandaşımızın bu nedenle yaşamını yitirdiği iddiası var. Ve savcılığa başvuran kişiyi de memuru da daha sonra sürüyorsunuz ve disiplin cezası veriyorsunuz. Ve o soruşturmayı yine aynı hastaneden, ön inceleme raporunu aynı hastaneden bir hekime yaptırtılıyor. Ve o sırada, o gece nöbetçi olan iki hekim, birisinin eşi, diğerinin kendisi, başhekim yardımcısı ve başhekim yapılarak ödüllendiriliyor. Açık bir örtbas etme var. Bu konuya el atmanız çok önemli. Bakın, ön inceleme raporu bende. Ön inceleme raporunda şöyle yapılmıştır demeyin bize, böyle cevap vermeyin. Çünkü ön inceleme raporuna siz de dikkatli baksanız, kim bakarsa baksın, sadece bu olayın üstünü örtmek için yapıldığı çok açık ortaya çıkar. Burada tabii İl Sağlık Müdürü, biz tabii AKP'de çok rastlıyoruz buna, İl Sağlık Müdürü aynı zamanda abisi de Hakimler Savcılar Kurulu'nun üyesi. Böyle güçlü bir aile, acaba ondan dolayı mı örtülüyor üstü diye soruyoruz. Tabii ön inceleme, savcılığa başvurulduktan sonra soruşturmanın herkes açısından yürütülmesi gerekirdi. Ama sadece başhekim açısından yürütülmüş. Dolayısıyla bu da son derece yanlış ve eksik bir işlem olmuş. Bu 8 kişinin, eğer öyle iddia doğru ise, ki mutlaka araştırılması lazım, eğer araştırılmazsa, ciddi bir şekilde, ciddi bir soruşturmayla ve savcılık marifetiyle araştırılmazsa asla gerçeği bilemeyiz ve bu kişilerin ölüm üzerindeki hepimizin sorumluluğu devam eder, en başta da sizin. Dolayısıyla soruşturmaya izin vermenizi talep ediyoruz Sayın Bakan. Bize aşı müjdesi verdiniz. Doğrusu TÜRKOVAK'ın başarılı olmasını hepimiz istiyoruz. Ama şunu anımsamadan edemedim.
BioNTech'i niye kapıda bekletiyorsunuz diye biz ısrarla soruyorken, siz daha 2020'nin sonlarında demiştiniz ki biz 2021'in Nisan ayında zaten kendi aşımız olacak. Bana sen veriyorsan şimdi ver dedim, veremedi. O yüzden istemedim dediniz. Bakın sonuna geldik yılın. Yaklaşık 9 aylık bir gecikme var. Dün Adalet Bakanlığı'nın bütçesini görüştük. Geç adalet adalet değildir. Aynı şekilde ben de bir söz söylemiş olayım. Geç aşı aşı değildir. Üstelik o aşı biliyorsunuz zayıflatılmış aşı Wuhan virüsünden elde edildi. Şimdi Wuhan virüsü var mı? Yok. Hangi virüs var? Siz söylediniz. Biz de biliyoruz. Baskın virüs, daha 3 ay önce siz dediniz ki baskın virüs delta varyantı dediniz. Delta varyantına Wuhan virüsünden üretilen Sinovac ne kadar etkili? Bu tartışmalı. Peki bu aşının faz 3 çalışmalarını önce Hacettepe Üniversitesi koordine ediyordu. Koordinatör değişti. Mesela Turkovac aşısının faz çalışmalarıyla ilgili yazılar yazıldı mı biliyor muyuz? Hangi kriterlere göre yapıldığını kim biliyor? Bunların alenileştirilmediği zaman nasıl bileceğiz? Peki tamam, ben o zaman geri alıyorum. Bunu öğrenmiş oldum, teşekkür ederim. Ama burada bakın Türk Ovak'la ilgili herhangi bir kriter yazısı söz konusu değil. Bilimsel bir ölçüt söz konusu değil. Sayın Bakanım, ben size gerçekten sohbet etmeyi çok istiyorum ama bana bir dakika verirseniz ben Sayın Bakanım. Gurur duyuyoruz. Tabii gurur duyuyoruz zaten. Sayın Bakanım, ben sonunda topluca cevap verirseniz rica ediyorum. İlave edeceğim sizin süreniz. Peki, teşekkür ediyorum ama Sayın Bakanım, topluca en sonunda cevaplarsak Sayın Emre bir dakikasını ilave edelim. Sayın Bakan, biz hiçbir şekilde algı oluşturmaya çalışmıyoruz. Yanlış algıları kırmaya çalışıyoruz. Türkovak'la gurur duyduğumuzu ve duyacağımızı zaten ifade ettin. Ama burada Türkovak'la ilgili olarak hiçbir bilimsel yazının ve kriterin ortaya konmamış olması şu ana kadar bir eksikliktir. Bakın Almanya 3. aşısını yaptı ve geri çekti. Aşım yetersizmiş dedi ve geri çekti. Şimdi acil kullanım onayına başvurduğunuzda neye göre onay vereceklerini ben burada sormazsam kim soracak Sayın Bakan? Bundan rahatsız olmayın. Bakın sizden samimiyetle sadece bir şey istiyorum. Hiç olmazsa şunu yapın. Bu da bir erdemdir. Türk insanlarımıza bir yıl boyunca fazladan klorokin kullandırdınız zorla. 1,5 yıl favipiravir kullandırdınız zorla. Herkes söyledi. Dünyada böyle yaygın kullanımı olan hiçbir ülke yok dedik. Dilimize tüy bitti. Kullandırttınız ve artık kalkın, hiç olmazsa artık bunu kullandırtmayın. Hekime sordurtmayın. Çünkü niye biliyor musunuz? Artık görüntüyü, zevairi kurtarmak için yapıyorsunuz. Yanlıştan dönün. Yanlıştan dönmek erdemdir. Teşekkür ederim. Sayın Ömer Faruk Yılgen. Tekrardan başlatır mısınız? Tekrardan başlatalım. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Cemal Bey Muhibbi'den bir beyit okudular. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan. Gerçekten Muhibbi haklıdır biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman'ın mahlasıdır. Haklıdır. Çünkü sağlık hayattaki en önemli konudur. Hatta trajedi, sanata, tiyatroya, müziğe hayat veren edebiyata, ölümle sağlık, hayatla memat arasındaki mücadelenin bir ürünüdür. Ve insanlık tarihi boyunca insanların asıl mücadelesi birbiriyle ve doğayla olmaktan öte mikroplarla ve hastalıklarla geçmiştir. İnsanlık tarihinin en büyük savaşları hep mikroplar ve insanlar arasında dönmüş dolaşmıştır. Bir taraftan insanlar mikroplara ve hastalıklara karşı kendilerine daha da salınacak ilaçlar geliştirirken, mikroplar da aynı şekilde bu ilaçlara karşı kendilerini savunacak mekanizmalar geliştirmişlerdir.
Ve bu mücadele her alanda ve özellikle ekonomi alanında da bazı ülkeler için dönem dönem avantajlar ortaya çıkarmış, bazı ülkelerse yok olmuş gitmişlerdir. Örneğin 13. yüzyıldaki veba salgınlarının ve bu veba salgınlarında kilisenin akıl mantık dışı açıklamalarının Avrupa'da Rönesans'a yol açtığı ifade edilir. Veya Amerika kıtasını keşfeden Pizarro'nun 80 bin kişilik İnka ordusunu yenmesi, İnka İmparatorluğunu dağıtması 168 kişiyle sadece çelikle ilgili değildir. Beyazların Amerika kıtasına taşmış olduğu başta çiçek olmak üzere mikroplarla bağlantılıdır. Veya 17. yüzyılda dünya kapitalist sisteminin tepesinde, piramidin tepesinde Hollanda vardı. İngiltere atağa geçmiştir. Ama İngiltere'nin bu büyük atağında da yine hastalıkların rolü vardır. Çünkü o dönemde artık denizciler şarap fıçılarını yüklemiyordu gemilere. Damıtılmış içkileri yüklüyorlardı. Ve damıtılmış içkilerde C vitamini olmadığı için Fransız, Hollanda denizcileri iskorbut hastalığına yakalanırken İngiliz denizcileri brandy'yi limon sıkarak içtikleri için iskorbut hastalığına yakalanmamışlardır ve Atlas Okyanusu'ndaki deniz hakimiyetini ve neticede de sanayi devrimini gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla bu serüven uzar gider. Birinci Dünya Savaşı'nda da bildiğiniz gibi ölen insan sayısından kat kat fazla insan bu savaş sırasındaki ve sonrasındaki hastalıklardan ölmüştür. Şimdi bu pandemi vesilesiyle de bazı ülkeler avantajlar elde ederken bazıları da bu avantajlardan yararlanamaz, dezavantajlı duruma düşer vaziyete düşmüşlerdir. Onun için her krizin bir avantaj olduğunu bilmek lazım. Ve krizi avantaja çevirmek geleceğe okumakla bağlantılıdır, ilişkilidir. Ama bunu kurgularken doğru kurgulamak lazım. Yanlış kurgular ilave maliyetler getirebilir. Örneğin Sayın Bakan sunuşu sırasında söylemedi. Öyle bir düşüncesi belki de muhtemelen olmadığı için söylemedi. Ama Sayın Hükümet cenahlarından bazen açıklamalar duyuyoruz. Avrupa'nın COVID hastalarının Türkiye'ye getirilip Türkiye'de tedavi edilebileceğiyle bağlantılı olarak bu yani tavsiye edilecek bir şey değil gibi geliyor bana. Çünkü böyle bir yola başvurulduğu takdirde COVID'in bütün varyantlarını Türkiye'ye taşıma gibi bir maliyetle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için muhtemelen Sayın Bakan böyle bir şeye değinmemiş olabilir. Ve özellikle aşı meselesi. Gerçekten aşıyı ilk piyasaya süren ülkeler bu işten büyük avantaj sağlamışlardır. Ve Türkiye'nin de TÜRKOVAK aşısını piyasaya sürmeye yakın olduğunu duymuş olmak sevindirici bir hadisedir. Ama burada şunu belirtmek isterim. Konuşmanızın son taraflarında ithalatın ihracatı karşılama oranı ilaçta ve tıbbi cihazlarda %30'dan %50'ye çıkmış bulunuyor dediniz, buyurdunuz. Burada şunu hesap etmek, yerli üretimin ne kadarı, yerli üretimle ortaya çıkan değerin ne kadarı Türkiye'de üretilendir, yani katma değer içermektedir. Buna bakmak lazım. Normalde ilaçlara bakıyoruz. İlaçların ithal edilenlerinin de miktarının değer olarak %60'a dayandığını görüyoruz ama yerli üretimde %75 ithal girdi kullanıldığı ifade ediliyor. Tabii resmi açıklamaları görmediğimiz ama bazı çevrelerin yaptığı açıklamalara da her zaman ihtiyatla bakıyoruz. Dolayısıyla %75 eğer yerli üretimde
ithal girdi kullanılıyorsa bunun ne kadarının yerli olduğunu söyleyeceğiz. Türk Ovan üretiminde de bunun maliyetinin girdiler vesaireyle birlikte ne kadarı yerli olacak, ne kadarı ithal olacak? Bu son derece önemli. Hem iç piyasada kullanım, hem ihraç edilebilecekse dış piyasada kullanımı ifade eden toplam üretimin ne kadarının yerli olacağı son derece de önemlidir diye bakıyorum. Diğer taraftan bir nokta dikkatimi çekti Sayın Bakan. Önümüzdeki yıl içerisinde 55 tane ülkemize hastane kazandırılacağı ifade edildi. Şimdiye kadar 13 tane şehir hastanesi var. Yani bütçeden yapılan hastaneler daha hızlı gidiyor anladığım kadarıyla. Bu şehir hastaneleri de sürekli tartışılıyor. Yani yapılış biçimi itibariyle, finansmanın nasıl karşılandığı itibariyle, yapılan sözleşmelerin niteliği itibariyle. Ben bunun ayrıntısına girmeyeyim bu tartışmaların ama hizmet alımı ve kira olarak bu 13 şehir hastanesine şöyle son 5 yıllık periyotta ne kadar para ödendi? Önümüzdeki yıl için bütçedeki para miktarı ne kadardır? Bunu lütfeder söylerseniz, açıklayabilirseniz biz de COI modeliyle yapılan hastaneler hakkında daha doğru, daha gerçekçi değerlendirme yapma imkanına kavuşuruz diye bakıyorum. Bu arada yüksekokul mezunları, diyaliz teknikerlerinden bir talep aldım. O talebe istinaden size de ifade etmek istiyorum. Bu bölümden mezun olan yüksekokul mezunlarının iş bulmakta büyük sorunları ve sıkıntıları olduğu ifade ediliyor. Bu sıkıntının önemli kaynaklarından biri de bu iş için sertifikasız sağlık personelinin çalıştırılıyor olması neden oluyor. Onun için yönetmelikte geçen 5 makineye bir diyaliz teknikeri ifadesinin 3 makineye bir diyaliz teknikeri şeklinde değiştirilmesinin kısmen sorunlarını çözeceği ama bu diyaliz teknikerlerinin yaptığı işe sertifikası olmayan başka elemanların görevlendirilmemesi halinde sorunlarının daha da çözümlü hale geleceği ifade ediliyor. Bu talebi ben size iletmiş olayım. Evet, değiştirildiği söyleniyor fakat 5 makineye bir diyaliz teknikeri deyince yönetmelik o boşluğu diğer sertifikasızlarla halen fiilen dolduruyorlarmış. Bunu önlemek için 3 makineye bir diyaliz teknikeri denirse biraz rahatlayacaklarını ifade ediyorlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir yemek arası diliyoruz. Dilip Partisi Camii Satı'na şükranlarımı sunuyorum. Başarılarımı ve hizmetlere devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Destici. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Sayın Gamze Akkuş İlgezli Hanımefendi'ye söz veriyorum. Sayın Başkan, Sayın Başkan, kıymetli vekiller, Sayın Bakan, Sağlık Bakanlığı 2022 bütçesi ile ilgili görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Bakanlık bütçesinde yaklaşık %50'lik bir artış görüyoruz ancak buna sevinemiyoruz. Neden mi? Bu artış sadece kağıt üzerinde kaldı. 116 milyar liralık yani 12 milyon dolarlık bakanlık bütçesi kur artışından dolayı 9 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Böylece bakanlık bütçesinde bir ayda %25 erime söz konusu. Aslında baştan daha açık verildi ve hükmünü yitirdi bu süreç. Bugün döviz kuru halk sağlığını yutan kara deliğe döndü. Bu bütçeyi geri çekip güncellemeyi düşünüyor musunuz? Bunun dışında Sayın Bakan görünen köy kılavuz istemiyor. Aslan payı yine şehir hastanelerinin kirasına ayrılmış. Üzülerek söylemeyeyim ki şehir hastanelerinin mevcut giderleri dolardan daha hızlı artıyor. 2020'de bu hastanelere 8 milyar liralık yapılan ödeme 2022'de 3 kat artmış. 21 milyar lira ödenecek yani.
Saatte 2,5 milyon lira şehir hastanelerine harcanacak. Oysa bugün sayıları binleri geçen SMA hastası çocuklarımız ve daha niceleri tabloları ortadayken önceliğiniz beton değil insan olmalıydı diye düşünüyorum. Ancak bugün hastane işleten müteahhitlerle daha çok milyarların aktarıldığını, yol yüründüğünü görüyoruz. İşte itirazımız ve isyanımız tam da buna. Diyeceksiniz ki hastane demek şifa demek. Haklısınız ama bu bütçede şifa olacak bir tabloda görmüyoruz. Neden mi? Koruyucu sağlık programına ayrılan bütçe ortada, yetersiz. Bu yıl içinde yaklaşık 39 milyar lira verilmiş. 10 milyar lira burada personel ve SGK geliri olarak çıkarılırsa koruyucu sağlık için aylık 28 lira kişi başına düşüyor. Allah aşkına bir grip aşısı 117 lirayken bu parayla halk sağlığını korumak sizce mümkün mü Sayın Bakanım? Kaldı ki büyük bir ilaç krizi de kapıda gene. Bakın Diyarbakır'dan bir anne aradı. Ensefalit hastası olan, nöbet geçiren çocuğu için Klobium 10 ilacını bulamadığını sesini titreyerek aktardı bana. Sayın Bakanım, ilacın teminli ve tedavinin Ankara'da devamı için talimatınızın yeterli olduğunu düşünüyorum. Böylece Muhammed Emir evladımıza umut olurken Necla annenin de yüzünü güldürmüş olacağız. Gelelim koruyucu sağlığın yapı taşı olan aile hekimlerine. Burada etkin sağlık hizmeti için nüfus sayısı belirleyici olmalı diye düşünüyorum. Bu bütçede aile hekimine düşen kişi sayısı 2800 olarak hedeflenmiş. Bu tutum sağlık alanında daha fazla ticarileşmekten başka bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Nitelikli hizmet için kişi sayısının 2000 olarak yenilenmesini talep ediyorum. Öte taraftan pandemi sürecinde halk sağlığı taramaları da aksadı. Kamu hastaneleri bütünüyle pandemi hastanelerine dönüştürüldü. Tablo buyken 2020 yılında meme kanseri erken teşhis oranında %5, %50,5 veri olarak açıkladınız. Bu verinin kaynağı ne, bunu merak ediyorum. Çünkü 2019'da Türkiye'de yapılan bir meme kanseri tanısı ile ilgili araştırma var. Evre sıfırda yakalanan kadınların oranı yalnızca %4,7. Evre 1'de yakalanan kadınlarımızın oranı ise %28,5 olarak belirtilmiş. Bu tabloya baktığımızda kanıta dayalı bir açıklama mı? Bunu merak ediyorum. Ya da bize net bilgi verilmesini rica ediyorum. Bir de diş hekimleriyle ilgili, özellikle sahada filyasyonda çalışan hiçbir hekim grubu kalmadığı halde diş hekimleri hala filyasyon yapıyor. Bunu etik bulmuyorum. Ayrıca 103 diş hekimliği fakültesi var. İstihdam fazlası diş hekimi mezun oluyor. Bunların azaltılmasını talep ediyorum. Bunun dışında gelelim sağlıkta şiddet konusuna. Eğer gerçekten önlemek istiyorsanız sağlıkta şiddeti, koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok ödenek vermek zorundasınız. Çünkü bu hizmetlere erişemeyen yurttaşlarımız ikinci basamak alanına yükleniyor ve beraberinde şiddet daha da artıyor, katmerleniyor. Yine ne yazık ki şiddeti önleme yasası algıyı yönetmekten ileri gidemedi. Geçtiğimiz yıl yaşanan 12 bin vakada bunun aslında en net kanıtı. Küçük bir AVM'de bile X-ray cihazından geçilirken, kontroller yapılırken sağlık kuruluşlarında elini kolunu sallayarak silahlı insanlar girebiliyor ve sağlık emekçilerimiz bu başıboşluğa isyan ediyor. Bu cihazların konulmasının zor olmadığını düşünüyorum Sayın Bakanım. Yine sağlıkçıların yaşadığı sorun sadece fiziki değil, sağlıkta dönüşüm sistemi aslında psikolojik şiddete de vesile oluyor. Hekimleri parça başı iş yapar gibi 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlamak aslında hasta-hekim ilişkisini de zedeliyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Meslek onuru hiçe sayan hızlandırılmış muayene uygulamasının acilen geri çekilmesini talep ediyoruz. Gelelim SABİM hattına. Asılsız ihbarlar, şikayetler var burada. Gerçi pandemi döneminde siz şikayetleri dikkate almayınız dediniz. Teşekkür ederiz. Ancak buranın yeniden revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Pandemi demişken COVID hala meslek hastalığı sayılmıyor. Yıpranma payları verilmiyor. Oysa siz kaybettiğimiz sağlık emekçilerinin şehit sayılmasından memnuniyet duyacağınızı ve COVID'in meslek hastalığı olması gerektiğini ifade etmiştiniz. Bu konuda gerçekten çaba sarf ettiğinize tanığım. Fakat
Sizin bu yöndeki isteğinizi kimler engelliyor, neden engelliyor? Bunu bilmek istiyorum. Emekçilerimizin bir de ek ödeme değil, tek ve güvenceli ödeme talepleri var. Bu yönde çalışmalar yapacağınızı umut etmek istiyorum. Gelelim iktidarın pandemi yönetimine. 20 aydan beri olgu ve ölüm sayılarının yaşa, cinsiyete, mesleğe, illere, sosyal sınıflara göre dağılımını bilmiyoruz. Talep ediyoruz ama açıklanmıyor. Şeffaf olmayan bu yaklaşım güven vermiyor. Bu güven kaybı da en güçlü olan silahımız aşıyı vuruyor. Yani aşı karşıtlığı artıyor, tereddütler artıyor. Sayın Bakan, kayıpları önleyebilmek adına daha radikal adımlar atmanız gerektiğini düşünüyorum. Zira temenni hayat kurtarmıyor. Yine tedavici sağlık programında 2022 için kişi başına hekime müracaat sayısı 9'a çıkarmışsınız. Oysa İsveç'te bu sayı, ki yaşlı nüfusu fazla, 3'te. Biz bu sayının 9'a çıkarılmasını açıkçası garantili hasta anlayışına yorumluyoruz. Bunu ifade etmek isterim. Bir de bağımlılıkla mücadele programında Yeşilay'a son olarak şunu söyleyeyim. Bağımlılıkla mücadele programında Hazine Maliye Bakanlığı dururken bağımlılıkla programın Yeşilay'a Sağlık Bakanlığı'nın bütçeden ödenek aktarılmasını doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. 187 milyonluk bu ödeneği kendi emek gücünüz ve kurumunuza daha etkin kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakanım, Sayın Bakan yardımcılarım, sayın bürokratlar, hepiniz hoş geldiniz. Mikrofona yanaşa. Hemen hemen her komisyonda belki tekrar oluyor ama tabii bazı şeyleri söylemek zorundayız. Öncelikle Sayın Bakanım, bence bakanlığı vahşi kapitalizm dengesini koruyan bir şirket yöneticisi şeklinde değil de sizi tanıyan arkadaşlarının bize anlattığı şekilde bir çocuk doktoru, bir deontolojiyi benimseyen bir hekim olarak yönetseniz, inanın bu soruların hepsi başlangıçta sizin o noktanızda bitecektir diye düşünüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Bugünkü sunumunuzda bile sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışanlarımızın çıplak maaşının, emeklerinin karşılığı olmadığını bilincindeyiz. Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda sayın milletvekillerimizin desteğine ihtiyacımız var dediniz. Vallahi elinizi ne tutuyor? İnanın biz desteğe hazırız. Yeter ki siz bu yolu açın. Elinizi tutan bir şey olmasın diye beklenti içindeyiz. Onu bir kere söyleyeyim. Sayın Bakanım, sayın bürokratlarım, burada bazı sıkıntıları anlatmak istiyorum. Özellikle bu aile sağlık merkezlerindeki aile hekimlerimizin sıkıntıları çok fazla. Biliyorsunuz Temmuz 2021'de yürürlüğe giren bir sözleşme ile kronik hastalara da bakma talimatı verildi ve yerine getirmeyen aile hekimlerinin maaşlarından %10'luk bir kesinti yapılması gündeme getirilmişti. Hastanede randevu bulamayan, muayene edilemeyen, sadece test verebilen, beklediği sağlık hizmetini alamayan hastalara aile hekimleri bakmıştır. Hastaların büyük çoğunluğu evlerine yakın olması nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde COVID aşılarını yaptırmıştır. Pandemi nedeniyle yapılamayan okul aşıları birinci sağlık hizmet merkezlerinde yapılmıştır. Bu süreçte tüm bu iş yükünün altında ezilen birinci basamak hekimler ve sağlık çalışanları bu pandemi darboğazında randevu sistemi işlemediği aile sağlığı merkezlerinde hangi zaman aralığında bir uzmanlık alanı olan kronik hastalara bakacak? Doğrusu ben bir kalp cerrahı olarak merak ediyorum. Yani mesela bir kalp ameliyatı geçirmiş olan kronik bir hastaya bir praktisyen doktora kadar sağlık ocağında nasıl bakacak? Veya bir başka kronik hastaya uzmanlık gerektiren bir adam nasıl bakacak? İnanın bilmiyorum. Hatta bu konuda tepki gösterdikleri için de bir sürü eleştiri ve kendilerine suç işlemleri, suç duyurusu şeklinde işlemler yapılmış diye duyduk. Üstelik bu aile sağlığı merkezlerinde sağlıkçılara karşı darp ve silahlı saldırı haberleri her geçen gün artmaktadır. Hastanede güvenlik görevlileri bulunmasına rağmen yaşanan şiddet haberleri medya sıkça yer almaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde hekimlere ve sağlık çalışanlarına ulaşmak hastanelere kıyasla çok daha kolay olmasına rağmen hiçbir güvenlik görevlisi ya da herhangi bir önlem bulunmamaktadır. Hasta sağlığına ve devlet bütçesine getirdiği zararları önlemek adına gereksiz ilaç yazdırma ya da özel hastane tahlillerini devlet kurumunda yaptırma taleplerini hekimler karşı koyduğunda yine sözlü ve fiziksel şiddet söz konusu olmaktadır. Can güvenliğimizden korktuğumuz bir çalışma ortamında gereksiz ilaç kullanımının keyfi istirahat raporu ya da kan tahlil taleplerinin önüne geçebilmemiz şüphesiz mümkün değildir diye feryat ediyor aile hekimlerimiz. Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söylüyorlar sayın bakanım. Zaten doktora veya sağlık çalışanına karşı yapılan bu şiddet olayının bence en basit ilk basamağı sayın cumhurbaşkanımızın nasıl başka kişilere söylediyse de
sağlık çalışanlarına da dokunan karşısında beni bulur gibi bütün kamuoyuna bir duyuru yapsa, inan kolluk kuvvetlerimiz de bundan sonra sağlık çalışanına yapılacak ufacık bir hakarette en gereken sert tepki verecektir diye düşünüyorum. Konuşacak çok şey var Sayın Bakanım. Vaktim azalıyor. Şimdi bu genç doktorlarımız Almanya'ya, yurt dışına gitmeye çalışıyor. Dil kurslarında şu anda doktorlar sayısızca artmış. Şu anda bir uzman hekim, devletteki, kamudaki bir uzman hekim en iyi diyelim ki 20-25 bin lira para geçiyor performans eline. Şu anda 1500 euroya yakın bir Avrupa'daki asgari ücretinin altında bir gelir elde ediyor. Üniversitelerde öğretim görevlileri bırakmaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyor Sayın Bakanım. Bakın bu öğretim görevlilerin bir kısmı muayenehanesi var. Bu yeni düzenlemelerle şu anda bazıları muayenehane açabiliyor, bazıları açamıyor, mahkemelik olmuşlar. Bunları da bir düzene sokun. Ya bu adamların tamamını muayenehanesini kapatın Sayın Bakanım ve özlük haklarını, maddi zeminlerini güçlendirin. Ya da bırakın bir fazla enerji sağlasınlar, geçinmeye çalışsınlar. Çünkü şu anda bir uzman hekimin eline 25 bin lira veya 30 bin lira diyelim hadi Türk parasıyla ve dolar karşısında 1500 euro karşısında bir gelir. Yani bir doktora yakışmıyor Sayın Bakanım. Yani bu sıkıntıları bizden çok siz öncelikle edinin lütfen bir hekim olarak. Bunun yanısını bitiriyorum. Hastanelerdeki tut uygulaması Sayın Bakanım bitmiş durumda. Bakın ödenen miktarlar şu anda son dolar ve döviz kurundaki bütün girdiler ithaldir. Şu anda neredeyse 1000 dolara kalp ameliyatı yapılıyor hastanelerde 1000 dolara. Yani bunun bu rakamlar çok komik Sayın Bakanım. Bunları tamamlanmıştır. Teşekkür ediyorum efendim. Peki her zaman yine hayırlı uğurlu olsun efendim. Bak.